Khan Akademi'de web sayfanızda bir yanlışlık olduğu zaman yo olamaz diye ufak bir pencere açılır ve size neyi düzeltmeniz gerektiğini söyler. Ama bu pencereler size yalnızca büyük problemleri gösterir. Web sayfanızda HTML spesifikasyonuna göre çok da doğru sayılamayacak başka sorunlar da olabilir. Ancak tarayıcılar bunu pek sorun etmezler. Çünkü tarayıcılar bağışlayıcı olmayı severler. Yeterince düzgün çalışsın yeter diye bakarlar. Bu yüzden siz de web sayfanızdaki problemin farkına varamazsınız. İşte tam da bu sebeple web sayfanızı W3 doğrulama servisinde test etmek harika bir fikirdir. Doğrulama servisi sayfanızı kontrol ederek geçerli olup olmadığını test eder ve hatalar varsa bunların ne olduğunu söyler. Bunu yapmak için validator.w3.org adresine gidin. Burada size bir URL girme bir dosya yükleme ya da kopyala yapıştır yapma seçenekleri sunulur. Ben kopyala yapıştır seçeneğini kullanacağım. En son üzerinde çalıştığım web sayfasını kopyalayıp buraya yapıştıracağım ve sonra da check yani kontrol et butonuna basacağım. İşte oldu. Yazdıklarım HTML5 doğrulamasında başarılı oldu. Hiçbir problem yokmuş. Harika. Bir tane daha deneyelim. Bu sefer HTML dahili bağlantılar örneğimizi kullanacağım. Yine buraya yapıştırıyorum ve kontrol et diyorum. Aa, bir hata ve iki uyarı verdi. Şimdi aşağı inelim. Diyor ki bir image elementının bir alt özelliği bulunmalı. Hay aksi. Bu çok klasik bir hata. Alt özelliği hep unutulur. Biz resimleri görüyoruz ama herkes görmüyor ve bunu atlıyoruz. Bu yüzden şu an yapmam gereken HTML'e geri dönüp alt özelliğini eklemek. Şimdi image yani görsel tam şuradaydı. Alt değerine bir şeyler yazalım. Photo of Tim Berners-Lee next to computer. Yani Tim Berners-Lee'nin fotoğrafı. Ve şimdi bunu tekrar kopyalıyorum. Sonra geri dönüp yapıştırıyorum. Şimdi yeniden doğrulatacağım. İşte oldu. Artık bu geçerli bir HTML Mümkün oldukça geçerli HTML'e sahip web sayfaları yapmalısınız. Çünkü o zaman tarayıcıların sayfanızı tam olarak sizin istediğiniz gibi görüntüleyeceğine çok daha fazla emin olabilirsiniz. Hadi şimdi siz de kendi web sayfalarınız için bunu deneyin ve çıkan sonuçlara bir bakın.